Selamun aleyküm arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi mutfağın üzerini toparlayacağım. Çok da bir bulaşığım yok zaten. Makinenin içini boşaltacağım. Poğaçalık mayalayacağım. Ondan sonra arkadaşlar yavaş yavaş günlük işlerimize devam edeceğiz. Evi temizleyeceğim. Daha önceki videomda da anlattım. Normalde cuma günleri ben evi süpürüp siliyorum. Hafta sonu okula giden, işe gidenin güzel bir iki günü var. Onu da temizlikle mahvetmeyeyim diye öyle yapıyorum. Ama dediğim gibi eşim evdeydi. Eşim evde olduğu için şey yaptım. Elif Cesur neredeydi kızım? Yani bugüne kaldı işim. Arkadaşlar. İşim bugüne kaldı. Şöyle. Cesur yine firarda arkadaşlar. Sabah geldi. Karnını doyurdu. Kayboldu gitti. Onun kuymağını da şuraya koydum. Kuymak verecektim ona. Gitmiş. Onun kuymağını da şuraya koydum. Gelince yer. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Makinem hiç güzel yıkamamış galiba. Ya da buhar mı olmuş? Buharmış arkadaşlar. Dedim iyi yıkamamış herhalde. Şey ya. Çay kaynadı. Kuymak oldu. Buhar olmuş. Şöyle makinemi boşaltayım. Bu da tezgahın üstündekileri de makineye koyayım. Makinem bazen hiç güzel yıkamıyor. Deterjanı da iyisi yani. İyi bir deterjan ama niye yine de temizlemiyor bilmiyorum. Bazen hiç güzel yapmıyor. Sobanın her yeri kapalı Mustafa. Kömür var mı içinde? He? Var. Evet var. Doldurmuyor musun? Yok yok doldurma. Ben şey yaparım, ayarlarım birazdan. Mutfağı toparlayayım da. Tamam sen yat. Kaçta kaldıracağım seni ben? Çeyrek geçe. Şey üçte kaldır ya, bir şey hazırlama. Tamam. Eşim cumartesi mesaisine gidecek. O yüzden süpürgeyi şu anda açmayacağım. Yatacak. O dedim yatıyor. O şimdi uyusun. O arada ben mutfağımı toparlarım. Toparlanacak yerleri toparlarım. Bu gittikten sonra açarım süpürgeyi. Salataya sıktığım limonları arkadaşlar şöyle atmadım.
Şöyle makinenin içine koydum. Şimdi bunların zaten işi bitti. Bunları makineye koyuyorum. Hem bulaşıklara parlaklık veriyor hem de makinenin içinde güzel kokuyor. Hani makine kokusu alıyorlar ya, şöyle şuraya asıyorlar. Onlar hep kimyasal. Zaten deterjan kimyasal. Bir de oraya koku koymaya gerek yok. Limon zaten ondan daha güzel görev yapıyor. Hem kokutuyor hem de parlatıyor. Limon daha iyi arkadaşlar. Yarın limonlarınızı bilen vardır mutlaka da. Bilmeyenler için söylüyorum. Yarım limonlarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz bence. Mutfak dolabının dışı battı iyice. Onu da temizlemek lazım bir ara. Da arkadaşlar, bu da şey, sapsız eski bir çaydanlık. Bununla yumurta kaynatıyorum. Sadece yumurta kaynatmaya kullanıyorum bunu. Böyle yani, hem değerlendirmiş oldum hem de burada da halamın verdiği zemzem suyu var. Arada bir içiyorum. Ne kadar içtiysem onun bir tık azını da üzerine ilave ediyorum. Çoğaltmak için arkadaşlar. Ara ara içiyorum onu. İyi oluyor. Getirmiş beni, düşünmüş, Allah razı olsun. Ben de içiyorum. Burada da bende de mutfak bezlerim vardı. Çamaşır suyunu ıslattım. Daha kahvaltı yaptığımız masanın üzerini silmedim arkadaşlar. Bir masanın üzerini sileyim. Ondan sonra da bulaşıklarımı makineye doldurayım. Zaten birkaç bardak var. Öyle çok da bulaşık yok. Masanın üzerini sileyim. Ondan sonra mutfağa geleyim. Hamurumu mayaladım arkadaşlar. Şöyle kapattım üstünü. Sobanın yanına koyacağım. Sıcak yerde çabuk mayalanır. İçine çok bir şey katmadım. Sıvı yağ, ılık su, kuru maya, tuz, biraz şeker, iki yumurtanın akıyla yoğurdum. Yumurtaların sarısını da şöyle kasede görüyorsunuz. Üzerine ayırdım. Hamur mayalanana kadar lavaboyu filan temizleyeceğim, banyoyu. Ondan sonra da eşim kalkınca süpüreceğim inşallah. Şimdi arkadaşlar, eşim işe gidecek, kalkmak üzere. Bana da dedi ki bir şey hazırlama dedi, çünkü kahvaltıyı geç yaptık. Ben de bari dedim ona kahvesiz göndermeyeyim. Beraber eşimle karşılıklı bir kahve içelim. Kameranın açısı nasıl bilmiyorum. Şöyle eşime güzel bir kahve hazırlayayım. Şu yeni aldığımız kahveden deneyeceğim. Bari dedim karşılıklı kahvemizi içelim. Hiçbir şey yemeyeceğim dedi. Kahve de mis gibi kokuyor. Taze çektirmiştik. Böyle çekilmiş almamak lazım arkadaşlar. Çekilmiş kahveler nohutu kavurup da çekiyorlarmış. İnanın, nohut karıştırıyorlarmış şeye.
kahvelere. O yüzden biz çekilmiş aldık. Artık kimseye güven yok. Gerçekten. Kahvemizi de yapalım. Eşimle beraber içelim. Kahveyi de öyle bıraktım. Oo, çok ısınmış sapı. Elim yandı vallahi. Bezler de sobanın üstünde. İçinde bıraktım ya öyle. Aslında kahveyi de diyorlar fazla karıştırmayın. Kendi haline bırakın diyorlar. Ben genelde karıştırırdım ama şu anda tamamen bilinçsiz de bir bırakma oldu. Kaşığını bilseydim içinde bırakmazdım tabii ki de. Allah'tan çok fazla tutmadım. Hemen anladım, bıraktım. Öyle arkadaşlar, hamurum mayalanmış. Hamurumu görmeniz lazım. Uzaya çıkmış neredeyse. İnanın öyle güzel mayalanmış ki. Şu kameranın açısını bir türlü ayarlayamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. İdare edin artık. Şekersiz içiyorum. Yanında hurmayla içeceğim. Sizi şöyle alayım. Kendime hurma alayım şuradan. Vallahi arkadaşlar, kanser hastaları bırakın diyorlar hurmayı. Bırakın hurmayı, kayısıyı, bilmem neyi, meyve bile yemesin diyorlar. Tatlı olan hiçbir şeyi yemesin diyorlar. Yani ben de tatlı, ya bilmiyorum arkadaşlar ya. Kahve fincanım çatlamış. Onu değiştirdim. Çatlamış. Niye öyle olmuş anlamadım. İnanın çok üzücü bir durum ya. Tatsız tuzsuz olmuyor. Öyle diyorlar yani. Televizyonda izledim geçen gün. Sakın diyorlar kanser hastaları. Bırakın diyorlar. Hurmadır. Kuru incir. Kuru meyveleri diyeyim işte. Hepsini tek tek saymaya gerek yok. Kuru meyveler dahil, yani meyve bile diyorlar, yani meyvelerin sadece ekşi elma yiyecekmişiz. Ekşi elma bile çok tüketmeyecekmişiz. Tatlı olan her şey zehirmiş. Sadece bize değil, normal insanlara da yasak. Ama bize tamamıyla yasak. Bize çünkü tehlike teşkil ediyor. Çünkü niye? Bizde mesela en ufak bir kanser zerresi bile varsa onu besliyor. Kahvem, kahvem, kahvem. Son anda yetiştim ama ya. Vallahi. Allah'tan köpüğünü kaçırmadım. Bir taşsaydı beş para etmezdi kahve. Köpüklerini kaçırmadım. Şöyle. Öyle işte arkadaşlar. Durum böyleymiş.
besliyormuş yani kanser hücresini. Buna inanıyorum arkadaşlar. Çünkü diyeceksiniz ki neden? Ben akciğer filmi çektirmeye gittim. Akciğerime sıçramış mı diye bakmak için. Bana ne verdiler biliyor musunuz? Bana şekerli su verdiler. Böyle yüksek dozda 1,5 litre su. Dediler ki bunu yarım saat, bir saat içinde içeceksin. Film çektireceğiz, çekeceksin sana dediler. Hatta dedim ki neden dedim şekerli su? Dediler ki kanser hücresi varsa şekerli suyu veriyoruz ki şekerli su hücreyi harekete geçiriyormuş arkadaşlar. Şekeri görünce harekete geçiyormuş. Besleniyor ya. Besleniyor, harekete geçiyormuş. Şöyle kahvemin köpüğünü de aldım. O yüzden şeker veriyorlarmış çekim yaparken. Düşünebiliyor musunuz? Çok şaşırmıştım. Duyuyoruz filan ama birebir yaşamayınca da insan bilmiyor tabii. Birebir yaşayınca anlıyorsunuz olayın ciddiyetini. Arkadaşlar durum böyle. Kendi kulaklarımla duydum. Bizzat ben de uyguladılar yani. Hadi inanmayın. Hadi inanma. İnanmayıp da ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar şöyle kahvelerimiz oldu. Ben de gideyim eşimi uyandırayım. Zaten saati geldi. Biz eşimle afiyetle kahvelerimizi içelim. Kameramın açısı hiç iyi değil. Yani açısı derken ışık iyi değil. Eşimle bana afiyet olsun. Eşim işe gitti arkadaşlar. Kahvemizi içtik. Onu gönderdim işe. Gece 1'de 1.30'da gelecek. Bugün cumartesi. Bugün cumartesi mesaisine gitti. Erken gelir bugün. Hamurum da öyle bir kabarmış ki. Leğenden taşmış. Şöyle arkadaşlar ellerim temiz. Zaten ellerimi yıkayıp da oturdum buraya. Şöyle havasını aldım ki iyice rahat. Bu kolum hemen acıyor. O yüzden sol koluma geçtim. Şöyle gördüğünüz gibi havasını da aldım hamurun. Şimdi lor peyniri koydum tabağa. Lor peynirli yapacağım. İçine dereotu da katacaktım ama o kadar çok yağmur yağdı ki arkadaşlar. Tarla bildiğiniz bataklık gibi. Bayağı bir kötü yani. Bu da çok büyük oldu. O yüzden gitmedim tarlaya. Haliyle de maydanoz alamadım. Olsun. Bu sefer böyle yaparız. Bir dahakine de maydanozlu yaparız. Bir baktım tarlanın başına kadar hiç gözüm kesmedi. Dün çok yağdı arkadaşlar. Olsun yağsın yeter ki. Şöyle güzel güzel poğaçalarımızı yapalım. Ondan sonra arkadaşlar bugün ne yaptık? Kahvaltımızı yaptık hep beraber. Çünkü hepimiz evdeyiz. Hafta içi hep beraber yapmıyoruz. Önce Efe yapıyor babasıyla. Babası gündüzcüyse eğer. Ondan sonra Elif kalkıyor yapıyor. Elif gittikten sonra ben televizyonun karşısına geçip kahvaltı yapmayı çok seviyorum.
kahvaltımı yapıyorum, evimin işini yapıyorum. Sonra YouTube'daki arkadaşlarımı izliyorum. Yorumlara cevap veriyorum. Günüm öyle, akşam yemeği oluyor, akşam odunu kömürü oluyor. Günüm de öyle geçiyor. Bugün hep beraber bir arada olduğumuz için hep beraber yaptık kahvaltımızı. Eşim tekrar yattı, uyudu. O yatıp uyuduğu için haliyle ben de evi süpüremedim. Dedi ki bana, ben biraz uyuyayım dedi. Benden sonra dedi açarsın süpürgeyi dedi. O arada derken öğlen ezanı okundu. Öğlen namazını kıldım. Kahvaltı masasını toparladım. Bulaşıkları, yıkanmışları yerleştirdim. Kirlileri tekrar makineye dizdim. Tuvalet banyo temizliği yaptım güzelce. Her yeri çamaşır suyuyla ovaladım. Aynası falan bayağı bir, çocuklar diş macunu fırlatmışlar diyorum. Çocuklar diş macunu öyle mi oluyor? Sıçratmışlar. Onları temizledim. Aynasını sildim işte. Derken eşim 3'te gideceğim ben dedi, geldi yanıma. Dedi beni 3'te kaldırırsın. Ben de şöyle düşündüm. Bana dedi bir şey hazırlama. Zaten dedi geç yaptık kahvaltıyı. Ben yiyemem. Öyle deyince ben de dedim ki hadi eşime bir Türk kahvesi yapayım, beraber içelim. Türk kahvemizi içtik. Beraber biraz sohbet ettik. O gitti işe. Ondan sonra dedim ki Efe'ye, oğlum dedim akşam olmadan, hava soğuk, bayağı bir soğuk. Yağmur da durdu. Dedim annem hava soğuk, yağmıyorken gidelim dedim, akşam zor gelir bize. Şimdi ben akşam temizlik, akşam dediğim şu anda saat 4. Evi süpürüp sileceğim. Dedim evi süpürüp sildikten sonra zor gelir. Gel dedim erkenden halledelim. Neyse onu hallettik. Beraber odun kömür aldık. Ondan sonra baktım hamur kocaman olmuş, kabarmış. İkindi ezan okunacak şimdi. Neredeyse. Buçuğu geçiyor okunuyor. Sonra ikinci ezanı okunacak. Bunları da hemen tepsiye koyayım. Bu evin temizliği kolay oluyor arkadaşlar. Hemen süpürüyorsun, siliyorsun, çabuk bitiyor. O yüzden şey yapacağım. Hemen tepsiye koyacağım bunları. O ara ezan okunacak. İkindiyi kılarım. Öyle planladım yani. Her şey kafamda. Çok güzel bir şekilde ayarladım. Sonra ne yapacağım? Bunları tepsiye koyacağım. Hemen ikindiyi kılacağım. Sonra evi süpüreceğim. Sileceğim. Zaten o arada hamurlar da kabarır. Artık evi süpürürken mi denk gelir kabarması, silerken mi? O arada da ne yapacağım? Fırına poğaçalarımı koyarım. Dünden biraz çorbam var. Bugün zaten evde sıcak poğaça oldu mu çocuklar başka bir şey aramaz. Eşim de yok zaten akşam yemeğinde. O yüzden ne yapacağım? Yemek yapma derdim yok. Dolapta ne varsa onu yiyeceğiz bugün. Yarın hepimiz evdeyiz. Hep beraber, eşim de evde olur. Yarın Allah izin verirse o zaman taze yemek yaparım. Hepimiz evdeyken. Şimdi arkadaşlar günün özeti bu. Böyle yapmayı düşünüyorum yani. Planladım her şeyi kafamda. İnşallah bir aksilik, bir durum olmazsa öyle yapmayı düşünüyorum. Ben de lor peynirini poğaçaların içinde çok seviyorum arkadaşlar. Bir de maydanoz olaydı içinde. Dereotlu, maydanozlu. Böyle daha güzel oluyor. Buraya da kasenin yarısına çörek otu koydum. Yarısına kavrulmuş susam koydum. En basit şeyler bile aklıma gelmiyor. Susam koydum işte. Susamı da nezaket alan vermişti bana.
Çoğu arkadaşlar bilir. Halam bir ara çok izliyordu sizi. Ve hepinize abone. Hepinizin takipçisi aynı zamanda. Bu aralar izleyemiyor. Çünkü iki tane torunu oldu. Halam çok yoğun bu aralar. O yüzden hem de işe de girdi. İş değişikliği yaptı. Farklı bir işe girdi. Torunlar da var. Halam geniş bir aile olmaya başladı. O yüzden pek bir vakti olmuyor sizleri izlemeye. İşte o halam, nezaket halam bana bayağı bir poşetle kavrulmuş susam vermişti. O da kendisi de parayla almış. Bana öyle verdi, sağ olsun. Allah razı olsun. Allah daha çok versin inşallah. Onu kullanacağım işte. Hepsilere yetsin. Öyle sıradan klasik bir poğaça arkadaşlar. Öyle bir şekilli falan değil. Normal sıradan bir poğaça işte. Çok da güzel olmuş hamur. Ay ne kız nasıl güzel var ya. Slime'lar var ya. Slime gibi çıt çıt yapıyor elimde. O kadar şey olmuş yani. Özlü. Çok güzel olmuş. Öyle arkadaşlar. Ilık su kattım içine. Sıvı yağ. Hani bazıları şey katıyorlar, süt, yoğurt, bir sürü şey katan var. Bu öyle değil. Bu sadece ılık su, sıvı yağ, işte iki yumurtanın akı. Akını mecbur atıyor hamurun içine. Çünkü sarısını üstüne süreceğiz. Akını da atamayacağımıza göre. Zaten akının da hamura çok faydası oluyor arkadaşlar. Hamuru daha havalı yapıyor yumurtanın akı. Lezzet de veriyordur muhakkak. Ben şimdi böyle yapmaya devam edeyim Elifciğim. Poğaçalarımızı yapmaya devam edeyim ben arkadaşlar. Ben evle uğraşırken arkadaşlar poğaçalarım şişiyor. Hatta Efe koyayım değil mi artık fırına? Çünkü bayağı olmuşlar yani, daha ne kadar olacaklar ki? Hemen fırına ayarlayayım ben arkadaşlar, fırına atayım bunu. Bu da Elif'in yaptığı arkadaşlar. Dedi ki benim poğaçamı söylemedin anne, benim poğaçamı da göster dedi. Bu da Elif'in poğaçası, kendine böyle simit poğaça yaptı. Onu da göstereyim dedim.
Akşam oldu neredeyse arkadaşlar. Ne yapalım? Adam gececiydi. Uyuyordu. Uyuyordu diye işim böyle gece kaldı. Geç saate kaldı yani. Yapacak bir şey yok. Olsun, bir şey olmaz. Bugün tripodum Elif ile Efe. Bazen Elif çekiyor, bazen Efe çekiyor. Çocuklarım sağ olsunlar. Yardımcı oluyorlar bana. Benim kettle kaynıyor arkadaşlar. Benim doğal kettle. Şimdi burayı süpürüyorum. Ay süpürdüm. Her yeri sildim. Burası kaldı. Kapıyı açacağım. Orada kal anneciğim. Geriye git sileceğim ya. Kapıyı açtım. Soba o kadar çok yanıyor ki. Bir de her yeri silerken de çekmedim arkadaşlar. Çok zaman alıyor. Çok yani video çok uzun oluyor. Böyle ara ara çektiriyorum çocuklara. Temizlik işim bitti arkadaşlar. Poğaçalarımız da oldu. Bize afiyet olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Biliyorsunuz daha önce de söyledim. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olduğunuz zaman sizden hiçbir şey gitmiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.